yerine 8 tane iron'ımız olacak. Hani bunu silk taçlı pickaxe'imiz olsaydı bunları koalla yapacaktık. Çok işimize yarayacaktı. Neyse. Ha şimdi 8 tane koal balımız olduğu zaman arkadaşlar alıyorsunuz 8 tane koal balı. Şu şekilde sıralıyorsunuz. Koal balı yalnız. Şu balı hep böyle okuyorum. Hop, koal chunk veriyor bize bir tane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir ikisi de koyduk ortasına. Daha sonra bu koal chunk'ı bazı şeylerde kullanabiliyorsunuz. Ama biz gelip bunu kompresörde ezeceğiz. O ezilsin. O sırada da şurada bitsin. Artık yeter yani. Ha, enchant basacaktım. Alt level basayım. Unbreaking geldi ya. Bir efficiency gelseydi iyiydi. Oldu mu bu? 8 tane. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane iron'dan 8 tane iron dust geldi bize. Şimdi bu 8 tane iron dust'ın her biri eritildiği zaman bir iron veriyor. Yani demin de dediğim gibi 2 katı maden oluyor gördüğünüz gibi. Yani bu da bayağı bir iş görüyor. Hop! Diamond! Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi diamond'ımızı da yapmış olduk. Yani bu işlemi aslında rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Yani 64 tane koaldan bir tane diamond bence gayet karlı bir şey. Tabi bayağı bir koal da yiyor koalları macerator'da falan pişirirken. Bayağı bir enerji istiyor ama tabii ki de işinize yarıyor yani. Her neyse. Her neyse, her neyse. Şimdi şunlar oldu mu? Olduğuna göre bir Nether macerası. Merhaba arkadaşlar. En sonki video böyle çok iğrenç bir yerden kesmişim ben. Diamond falan üretmiştik ve şu iron'larımızı da alalım. Bayağı bir iron'ımız vesaire oldu. Ama ondan önce arkadaşlar benim göstermek istediğim bir şey var. Şurada biliyorsunuz portalımız vardı. O artık yok arkadaşlar. Portal Gun'ın bir özelliğini öğrendim ben. Portal Gun'la arkadaşlar blokları tutabiliyoruz ve gördüğünüz gibi ben oradaki spawner'ı aldım. Hop bu şekilde. G'ye bastığınız zaman elinizde Portal Gun varken her bloğu böyle alıp taşıyabiliyorsunuz. Yapraklar dışında. Mesela gördüğünüz gibi grass'ı aldım. Taşıdım. Tekrar yerine koydum. Ve ben bu spawner'ı oradan aldım arkadaşlar. Bu çok harika bir özellik. Biraz Nether'a gittim falan filan. Aynı zamanda şunu da yaptım. Gördüğünüz gibi burayı artık lavla şey yapıyorum. Hani bu query'leri artık lavla çalıştırıyorum. Çok işime yarıyor bu arkadaşlar. Ne açıdan yarıyor? Hani lav koaldan daha fazla şey yapıyor. Yine ESC'ye bastı. Lav koaldan çok daha fazla enerji üretiyor. Bir saniye bakayım. Tamam. Hazır Nether'da da çok fazla lav olduğu için hani sınırsız lav arkadaş. Her yer lav anasını satayım Nether'da. Diyerekten şey yapmaya başladım artık. Query'lerde vesaire koal yerine lav kullanmaya başladım. Yani bu aslında baya bir işime yaradı. Baya büyük bir devrim oldu bu query şeyi konusunda. Bildiğiniz hani sanayileşmeye başladım. yani bu baya işime yaradı query'lerdeki bu olay. Yani çünkü arkadaşlar çünkü ya yine takıldım ben burada. Hani buna çok fazla koal harcıyorduk ve hani artık bir tane lava bucket'la çok uzun süre idare edebiliyoruz. Şu koalları da alalım. Yani o yüzden hem de sınırsız lavımız da olduğu için dedim hani hiç gerek yok Berke. Hiç uğraşma dedim. Sen lavla yap dedim. O yüzden artık lavla yapıyorum onları. Bunu da söylemiş olayım. İşte şimdi en son arkadaşlar şu yukarıda gördüğünüz şey arkadaşlar bir mob spawner'ı olacak. Biliyorsunuz daha önce normal Minecraft bölümlerinde de yapmıştım. Fakat şimdi direkt içine spawner koyacağım. Bu spawner canavar spawn edecek arkadaşlar. Hani bu şekilde koymayacağım ama biraz daha yukarıya koyacağım. Şimdilik burası yapım halinde. Ben birazcık yaptım bunu. İşte bunu buraya nasıl çıkardım derseniz uçabiliyorum. Şimdi olay şu olacak arkadaşlar. Canavar spawn olacak. Buradan böyle gelecek, akacak. Buradan böyle düşecek. Buraya gelecek. Buradan da aşağı düşecek. Ve ölecek. O aşağı düşme yeri neresi olacak? O aşağı düşme yeri buralarda bir yer olacak. Yani bu hizada bir yer. Daha sonra tekrar buradan akacak ve şuraya gelecek. Ve ben orada onları öldürüp level kasacağım. Nasıl fikir?
Harika değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi bu spanları nereye koyacağım arkadaşlar? Muhtemelen şuraya koyacağım. Bunun üzerine daha doğrusu. Portal gun'ını almamız gerekiyor. Ayrıca birden fazla spanları da götürebilirim buraya bulursam. Sonuçta hani portal moduyla alabiliyoruz spanları. Yani birden fazla spanları çok daha fazla canavar demek iyi olacak gibi. Ha derseniz bunu niye böyle alakasız bir yere yaptım? Query'nin üstüne alaka derseniz. Biliyorsunuz bir chunk'ta spawn olacak canavar sayısı var maksimum ve query'de bir chunk'ı tamamıyla kazdığı için hani bu chunk'ta spawn olacak canavarlar sadece benim spawnlarımdan spawn olacak. O yüzden aşırı derecede fazla canavar spawn olacak. Bunu da bu şekilde düşündüm. Mantıklı geldi bana. O yüzden buraya koydum. Neyse evet şimdi bunu tamamlayalım. Bakalım. Hani level iyidir ya. Artık bir de silah tamir etme vesaire de geldiği için hem enchant'ta kullanabilirim hem de nasıl diyeyim silahları tamir ederken vesaire kullanabilirim. Hani o yüzden bir spawner gerekli. Zaten hatırlarsanız yapacağımı da söylemiştim geçen bölümde. Ama üşendiğimi söylemiştim. Artık bu bölümde onunla uğraşacağız. Şimdi bir iki tane daha spawner bulmayı planlıyorum arkadaşlar. En azından bir tane daha bulmayı planlıyorum. Ne yapacağım o bir tane bulduğum spawner'la? Getireceğim bunun yanına bir tane daha yapacağım. Yani daha fazla şey olacak. Daha fazla canavar spawn olacak. Daha fazla canavar düşecek. Çok daha fazla XP gelecek. Belki Blaze spawner vesaire falan da alabilirim Nether'dan. Çok iyi olur öyle bir şey yapabilirsem. Bitti. Ha, bu arada gördüğünüz gibi bunu söylemeyi unuttum. Burası bir şey buldu arkadaşlar. Mineshaft buldu query. Ve ben buraya hiç girmemişim bile. Ha yok girmişim buraya. Evet. buldu. Creeper. Bayağı da bir derine indi gördüğünüz gibi. Aynı zamanda chestlerini de göstereyim. Chestleri de bayağı bir doldu. Yani bakın işte bunu niye koyduysam. Neyse yumurtalarım falan da var. Yumurtalar şu şekilde oluyor. Bunu gösterdim mi? Hatırlamıyorum. Buraya attığınız bir item arkadaşlar query alıyor. Gördüğünüz gibi ben attım. Query aldı onu. Daha sonra şuradan görebilecek misiniz bilmiyorum. Ya da gelmiştir herhalde o. Bir bakayım. Evet gördüğünüz gibi buraya geliyor. İçine birazcık tavuk atmıştım. Tavuklar şimdi mineshaft'in içine doğru kaçtı. Ama orada esnen tavuk vardı ve tavuklar yumurtladığı zaman yumurta bu query'den buraya geliyordu. Yani bir nevi bir tavuk çiftliği yapmıştım. Neyse şimdi biz buradan cobblestone alıp inşaatımıza devam edeceğiz. Tabii öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Bunun nereye düştüğünü hesaplamam lazım. Buradan gelirsek hop buraya bir yere düşüyor. Yani nereye? Query'nin hizasına düşüyor. O zaman bir şöyle yapalım. Herhalde buraya düşüyor. Bir deneyelim. Hop. Aynen öyle. Şimdi burada yapacağımız bir diğer şey de arkadaşlar. Yine buraya da düştükten sonra canavarları taşıyacağız. Yani taşımayacağız daha doğrusu. Burada dövebiliriz. Yani burada döveceğiz kısacası. Onun için de şeyler düşüneceğim. Neyse arkadaşlar ben şimdi burayı bir tamamlayayım. Birleştireceğim vesaire falan. Camla birleştirebilirim herhalde. Hemen geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şeyi hallettim. Biliyorsunuz en son buradaydım. Şu spawner'ı halledeceğim ve geri geleceğim demiştim. Spawner'ı hallettim arkadaşlar. Şöyle bir bakarsak bu şekilde büyük bir cobblestone şeyi kütlesi havada duran. Ve işte içerisinde spawner var. Şu şekilde göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi burayı tamamen böyle karanlık yaptım ki gördüğünüz gibi hala şeyler spawn olabiliyor. Şurayı bir kapatabilirsem. Allah lanet lanet. Heh.
İçerisi karanlık olduğu zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada skeleton spawn oluyor. Hemen bir daha spawn olursa çok iyi olacak. Olmuyor sanırım. Heh, gördüğünüz gibi oldu. Normalde üçer üçer spawn ediyordu. Şimdi niye öyle etmiyor bilmiyorum ama bir bakalım. Daha sonra buradan düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha sonra buradan aşağı düşüyor. Aşağıda bayağı bir skeleton var şu anda. Ben hemen şuradan çıkacağım. Of, of, olmadı. Boğulacaklar. Buradan çıkayım en iyisi ama tabii ki de orayı kapatalım. Işık girmesin içeriye. Zaten az spawn oluyor skeleton falan. Heh, tamam. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bayağı bir var ve birbirlerini öldürüyorlar yanlarına gittiğim zaman. Bunları bu şekilde kesiyorum arkadaşlar ve XP'lerini ve itemlerini vesaire alıyorum. Şimdilik bu itemler için herhangi bir yer yapmadım ama muhtemelen yanına bir yere böyle bir golden chest atarım. Hatta onu hemen atayım ben. Önce biraz iron lazım. Ama gold'umuz yok sanırım. Var mı gold'umuz? Muhtemelen query toplamıştır ama. Iron var. Gold var mı? Ha, şu benim aldığım gold'lar var ama yetmiyor sanırım. Bir tane daha gold lazım bize. Bir bakayım. Evet, yetmiyor maalesef. Olsun, olsun. Iron chest de gayet baya büyük bir şey. Baya bir kapasitesi var. Aslında iron yapacağım ama gold yapayım canım ya. Nedir yani? Bir tane daha gold bulabilir miyim acaba? Ha, bulurum. Bulurum. Gayet basit. hatırlarsanız arkadaşlar şu macerator'da ikiye kırıyorduk bunları. Daha sonra burada pişirdiğimiz zaman fazladan geliyordu. Onu yapacağım arkadaşlar şimdi. Şunları da atabilirim herhalde artık. Evet, atabilirim sanırım. Şu çöpler içinde şurayı tutuyorduk. Böyle atalım. Aslında bunları da yok kalsın şimdilik. Hiç uğraşmayayım. Ondan önce bir tane hemen iron chest yapayım ben. Iron chest'in boyutu acaba ne kadar ya? Bir bakayım ben hemen ona arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bayağı da büyükmüş aslında. Bir double chest kadar var neredeyse. Değil mi? Evet, iron chest double chest kadar var. Golden chest ne kadar? 3, 6, 9. Bu golden chest 3 tane chest boyutunda. Bu da 2 tane chest boyutunda. Yani. Gold dust. Buradan bir tane daha gelsin. Bu Macerator vesaire falan arkadaşlar baya 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 yavaş çalışıyor yani. Neden bu kadar yavaş çalışıyorlar bilmiyorum ama baya yavaş çalışıyorlar. Hiç iyi değil. Çok yavaşlar. Ama gerek yoktu zaten. Şimdi 6 tane olsun. Yok, 6 değil, 8 tane. 4, 5, 6, 7, 8. Aynen. Şimdi biz şunu hazırlayalım hemen. Hop, golden chest'imiz de hazır. Gold chest mi, golden chest mi? Ha, gold chest'miş. Ya golden de olurdu. Neyse, lüzum yok. Şimdi arkadaşlar burada durduğum zaman bunlar bazen ateş edebiliyor. Hani emin değilim ediyor mu cidden diye ama yani edebiliyor da olabilirler. Çünkü bakın duruyor mu? Durmuyormuş. Neyse. Birkaç kere ateş ettiler. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buralarda o su niye öyle duruyor ya? Ha, öbür tarafa akıyormuş. Bakalım bir öbür tarafta neler varmış. Burada tavuk var. Her yerde tavuk var. Sağ olsun tavuklar düştüğü için. Ha, burası bu şekilde bir tane yarığa mı bağlanıyor? Aynen öyle. Bu yarığı da ben araştırmıştım zaten. Tamam, orası önemli değil. İki tane tavuk oldular. Düşün, düşün, düşün. Şimdi duvarlarda kalan şeyleri toplayacağım arkadaşlar. Ama tabii bu uçarak biraz zor. O yüzden şöyle en yakın yere geçip oradan toplayacağım.
Başka ne var? Şurada tin falan var. Onları boş ver. Şu neydi? Ha, ona gerek yoktu. Şurada boksit var. Boksite de gerek yok. Ha, burada copper var. Copper'ları toplarız. Copper mı artık? Bronz muydu? Unuttum. Copper olması lazım. Şurada gold'lar var. Arkasında da koal'larmış. İyi oldu. Kazma bitmek üzere. Unbreaking'li kazmayı bitirdim ya. O kadar hayvanım yani. Yani Unbreaking'li kazmayı bile bitirebiliyorum. Gerçi bu iron olduğu için bitmesi bayağı basit ama olsun. Yine de hani Unbreaking'li olduğu zaman bayağı bir gitmesi gerekiyor. Ayrıca iki tane daha diamond yapıp bir diamond pickaxe yapmayı planlıyorum. Onu da 30 level'la enchant basacağım. Bunun için belki yine koalları kullanabilirim ama emin değilim. Ama yani kullanırsam iyi olur gibi. Çünkü buradan ama önce şunu bekleyeceğim. Eğer buradan diamond çıkarsa niye durdu? Enerjisi mi bitti acaba? Ya buradan diamond çıkarsa muhtemelen onu kullanmam. Ben boşuna değil de hani koallarımı harcamak istemiyorum pek. Bakayım. Aynen enerjileri bitmiş. Hemen gideyim şunlara lav toplayayım. Bakın gördüğünüz gibi düşüyor arkadaşlar. Ha, iyi bize gelmedi. Oradan işte diamond çıkmazsa muhtemelen kendim yaparım diamondlarımı koaldan. Ayrıca artık şu portalı da kullanabilirim yani. Neden? Hemen şurayı açalım. Bunu da aşağıya açalım ki. Çünkü hani artık bu boş, yani dolu değil. Spawnları zaten aldığımız için orada hiçbir işimiz kalmadı. Hop bu o biraz lag oldu ama Nether'ın içinde bayağı bir problem var ya. Direkt gelebiliyoruz bu şekilde. Acaba direkt böyle şey yapabiliyor muyuz? Mesela şuraya bir atalım. Direkt Overworld'den Nether'a gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz sanırım. Bir daha deneyeceğim onu bu arada. Aslında gidebiliyorsak çok iyi olurdu ya. Buraya bir tane mavi açalım. Gidelim Nether'a. Nether'da da bir tane turuncu açalım ve deneyelim bakalım. Aa, bir saniye. Farklı dünyalarda farklı şeyleri varmış. Ha, mesela bakın Nether'da bu yine açık kalıyor mavi ile kırmızı. Ama dünyaya geçtiğimiz zaman yani tekrar yeni mavi ve kırmızı koyabiliyoruz. Dünya ile Nether'dekiler birbirlerini etkilemiyor. Bakın burada da yine mavi var. Bu iyi oldu aslında ya. İyi oldu yani. Aslında mesela Nether'da da farm yapabilirdik belki bilmiyorum. Yani Nether'a da bir query koyabilirdik ama Nether'da query gereksiz olurdu ya. Sadece Netherrack toplardı. Buraya zaten şey koyacağımı söylemiştim bir ara hani bu tamamen lav toplayan bir ne oluyor? Tamamen lav toplayan bir makine yapacağımı söylemiştim size arkadaşlar. Onu yapacağım yani. Yapacağım onu. Bayağı işime yarayacak çünkü. Sen ne yapıyorsun burada ya? Neyse. Ha, şimdi şu enchantment olayını yapabiliriz bence arkadaşlar. Hatta yani artık yapalım. Enchantment table'ı nereye koysam, nereye koysam. Şöyle koyabilirim. Daha doğrusu şöyle yapacağım.